Değerli takipçilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir dönem Tütüncü Mahallesi'ndeyiz. Kendi köyümdeyim. Köy evi çekimi için buradayız. Çok güzel bir köy evinin çekimini yapacağız Allah'ın izniyle. Şöyle bir İsmail abi yavaş yavaş köy evinin komple şöyle yola cephe. Biz o tarafa gideceğiz de ilk önce içini bir çekelim. Gel istersen bahçeye doğru gelin. Burası mutfak bölümü gibi. Ayrı yapılmış evden. Bunları tarif edeceğiz zaten. Buyur abi, seni önden alalım. Şöyle her tarafını gösterelim evin abi. Güzeldi. Çiçeklere çekelim. İsmail abi sallayacağım, ben oturayım. Burası güzelmiş. Mutfak. Şuraya abi çekebilirsin. Zaten evin içine biz daha önce çektik. Şöyle mutfağı çekebilirsin. Ayrı yapılmış. Gel abi dışarı doğru şöyle. Şu bak maşınga var burada. Maşıngayla bir şeyler yapmak için. Çünkü burası kat koniferli. Köylerde kat koniferi biraz yoktur. Çok güzel bir yer. İsmail abi iliklere bak. Baksana. Şöyle giderken yeriz biraz abi. Ne güzel. Bahçede her şey var. Gördüğünüz gibi. Şöyle abi şeyleri, çiçekleri çek. Çok güzel abi. Rengarenk çiçekler. Evimiz burası. Evimizin içinin fotoğraflarını biz videomuza koyacağız. Daha önce çekim yaptık çünkü. Sadece YouTube'a çekim yapmamıştık. Çeşme var burada. Burada erik ağaçları var genelde. Şu ne ağacı İsmail abi? Meyve. O hurma. Hurma. Karşıdaki. Bu? Bu? Bilir kişi elma. Gördüğünüz bunlar şeftali abi. Bunlar şeftaliler var. Yine erik var. Abi evi de şöyle çek bak. Evin çatısı falan. Ev çok düzgün ev. Bakımlı. Burası bahçe bölümü. Bu elma herhalde İsmail abi. Evet. Burada bir evin hemen arka tarafında böyle bir ardiye odası gibi. İşte turşudur, odur, budur. İşte o şekil şeyleri koydukları bir oda var. Hemen yan tarafında, yani köy evlerinde neredeyse çok nadir bulabileceğiniz kat kalorifer ısıtmalı köy evimiz. Gördüğünüz gibi. İsmail abi şöyle bahçeye gelelim. Bahçemiz burada devam ediyor böyle gene. Gördüğünüz gibi. Gene bir erik. Bunlar abi ne diyecektim? Ne var acaba abi bu? Çözemedim ben bunu. Aklıma geldi. Ihlamur diyeceğim geldi de. Yok yok, bu da. Değil değil mi? Hayır. Bu da elma. Bu da mı elma? Burada bir ceviz var hemen. Değişik başka bir cins. Bahçede yani hem köy evi hem bahçe. Meyvelik arayanlar için her şey tam. Dereye cephe, bir de en güzel cazibesi bu zaten. Şimdi biz çıkışta çekim yaparken dereyi de çekeceğiz. Bana gel buradan şöyle bir dereyi al. 1,5 dönüm arsa üzerinde ev ve hayvan damları var. Gördüğünüz gibi dereye tam cephe. Burada tabii ki de derenin kenarını kendinize göre ıslah edip başka şeyler de yapabilirsiniz evinizin bahçesinin kenarına. Çünkü çok yetişkin ağaçlar var derenin kenarında. Gel abi bahçeye doğru gidelim. Şimdi gördüğünüz şu buraları kapalı alan, samanlık falan var. Ama hepsinin yapıları yeni yani, öyle eski değil. Hala hazırda kullanılan, kapalı alanlar olan, hayvan bakmak için son sistem her şeyi olan. Gördüğünüz gibi İsmail abi koyunlar varmış. Koyunlar var. Evet. Koçlar, pardon, koça benziyor onlar. Kullandık mı acaba onlar? Olabilir. Olabilir. Burada samanlık var abi. Bu taraf gene dere böyle. Gördüğünüz gibi hep dereye cephe. İsmail abi ineklerimizi çek bak. Maşallah. Gördünüz mü kapalı alan. Burası araba girişi. Araç giriş yeri. Kapalı alan ne kadardır İsmail abi tahmini? Şu bak içeriye doğru çek. Hayvanların olduğu yer var ya abi bak. O bölümü de çek. Evet, bu arka tarafında da var yine içerisinde. Tamam. İsmail abi bir yalasın telefonu. İsmail abi evet. Biz de dışarıdan da çekelim. Oradan da videomuzu gösterelim nerede olduğunu. Gördüğünüz gibi. Burası dediğimiz gibi araç giriş kapısı. Burada hayvanların yemlerini koymuş abimiz de.
Çok gerçekten çok güzel köy evi, hani her şey aralından. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Buranın mesela fiyatlarını, İsmail abi bana bir çevirsen. Fiyatlarını yazıyoruz mesela. Şimdi çok pahalı diyorlar. Yani şimdi düşünün şu yapı, şu kapalı alanları yapmak falan şu anki maliyetlerle bir ne kadar, onu bir düşünün. Yani yorumlarınızı yazarken tabii ki de yorum yazın istediğiniz gibi ama yani dikkatli, daha dikkatli yazarsanız, çünkü şu anda bir 3+1 ev bile İsmail abi 800 milyar yani 1 milyon arası, doğru mu? 1 milyon, evet. Burada bahçe var, ev var, damlar var. Yani şu alan, kapalı alanları yapmak bile şu anda çok büyük maliyet gerektiriyor. Onu da belirtelim. İsmail abi yavaş yavaş gidelim, dışarıyı da çekelim, videomuz sonlanalım. Burada bir şeyler ekmişler herhalde. Çınar ağacı var, iki tane. Çok güzel ya, dereye komple cephe. Şöyle evi de buradan alalım abi. Sonra gidelim öbür taraftan, dere tarafını da çekelim, biraz anlatalım orada da. Gönlüne 5 kilometre. En çok tercih edilen, revaçta olan köylerinden biri Tütüncü Mahallesi. Meyveleriyle işte bahçesi, evi yeni. Evin içi ne kadardır İsmail abi tahmini metrekare? Daha önce çekim yaptık ya, fotoğrafları var, onları koyacağız zaten. 3+1'di değil mi evin içi? Onu da belirtiriz videomuzun altında ya. 2-4 oda şeklinde. Şeyini istersen abi oraya geçelim. O dere tarafından, köprünün oradan da bir gösterelim. Ondan sonra da videomuzu sonlandırırız. Değerli takipçilerimiz, biz şimdi evin üst tarafına geldik. Evimiz hemen şuradan başlıyor. Dereye komple cephe böyle. Şöyle gösterelim. Burası köprümüz. Böyle dereye komple cephe şeklinde. Buradan da gösterelim dedik. Bol bol balıklı olan bir deremiz. Yaz, kış, akar. İsmail abi çok balık tuttum ben bu derede çocukluğum. Burada geçti be. Güzel ya. Yani evin şeyi çok güzel. Her şeyle 10 numara. Yani bir köy evinde dereye, cephe, her yani, şey var. Evet. Meyveler var içinde, her çeşit. Hayvan bakabilirsiniz, evet. Her şeyi yapabilirsiniz. Değerli takipçilerimiz, köy evinin çekimini gerçekleştirdik. Gönene 5 kilometre Tütüncü Mahallesi'nde çekimimiz. Değerli yorumlarınızı bekliyoruz. Bizi arayıp detaylı bilgiler için bize soru sorabilirsiniz. Biz de bilgilendirmemizi yaparız. Sizi köy evinin çekiminde baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın, bizle kalın. İnşallah yeni güzel yerlerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hayırlı günler.